Hocam öncelikle tebrik ederiz. İyi bir futbol vardı. Gerçekten elinden gelen her şeyi ortaya koyan 1920 Maraşspor'u izledik. Ama sonuç 1-1. Altın değerinde de bir puan diyebiliriz ikinci devre için. Neler söyleyeceksiniz? Yani buna başlamadan önce bugün beni çok ziyadesiyle mutlu eden bir olay var. Taraftar gruplarının gelip bizim takımımıza destek vermesi ve ayrım yapmadan tezahüratlarını yapmaları bizi çok inanılmaz şekilde mutlu etti. Sahada bugün oyuncularımızın performansının eğer birkaç vites yukarıya çıktıysa ki biz bunu biliyoruz, bunda onların çok büyük etkisi var. Altın değerinde bir puan mı? Puansal olarak ligdeki durumumuza baktığınızda evet çok önemli. Bizim için çok değerli puan. Bir puan bile şu an için bizim için hayati önem taşıyor. Ama dediğiniz gibi çok pozisyonumuz var. Çok ürettik, istedik, arzu ettik. Oyunu force etmeye çalıştık. Oyuncuların bugün hem bireysel anlamda hem takım anlamında çok iyi mücadele ettiler. Ortaya bizim çalışmış olduğumuz fonksiyonel bölgesel çalışmalarımızın hepsini yansıttılar. Onlara buradan sizin aracılığınızla çok teşekkür ediyorum. Hepsinin yüreğine sağlık. Pozisyonu bol bir maç oldu. Yani gönül isterdi ki sizlere de bir galibiyetle beraber mutluluğumuzu daha da artırmak. Ama inşallah yeni katılan arkadaşlarımız var. Aslında onlar bizim eski sporcularımız, evlatlarımız. Bunların sayısını artırmaya çalışacağız. Bugün ilk 11'de 6 tane Kahramanmaraşlı oyuncumuz vardı. Bunun 6'sı da altyapımızdan. Yedek kulübümüzde tamamen 6 tane yine altyapımızdan evladımız var. Yani bunları çıkartmaya çalışacağız. Biz süre vereceğiz. Onlar bunu iyi kullanırlarsa bu futbol daha da artarak, taraftarın desteği de artarak devam edecek diyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha güzel, daha keyifli müsabakalar ve skorlar alırız diye düşünüyorum. Evet kaptan, elinizden gelen her şeyi yaptınız. Sağınızda ikinci derinlik maçına çıktınız ve birbirlik beraberlik var. Neler söyleyeceksin maçla ilgili? Yani bugün bizim için özellikle saha şartları çok sıkıntılıydı. Zaten yağmur, soğuk hava. İyi mücadele ettik. Oyuna da yansıttık. Zaten devre arasında bir sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Sadece golü bulamadık. Bugün golü de bulsaydık bizim için çok daha güzel olurdu her şey. Onun dışında ben oyun olarak bir sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. Ortada yani her şey. Peki şunu da soracağım. Birçok pozisyondan yararlanamadınız. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani şimdi 2-3 tane takviyemiz var takıma. Yeni gelen arkadaşlar var. Belki biraz uyum sorunu olmuş olabilir. Bunu da önümüzdeki maçlarda atlatırız diye düşünüyorum. Yani. Peki. Başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Sağ olun.